bilim insanları, alışılmadık derecede zayıf kırmızı dev yıldızlar buldu. Bu yeni yıldız türü, galaksimizin gizemlerinin bazılarını açıklayabilir. Samanyolu galaksimizde, etrafa saçılmış milyonlarca kırmızı dev var. Bu yıldızlar Güneş sistemimizin geleceğine dair, bir bakış sunuyor. Yaklaşık 4 milyar yıl kadar sonra Güneşimiz, etrafımızı saran bu soğuk ve parlak cisimlerden biri haline gelecek. Fakat bilim insanları uzun zamandır etrafta bu yıldızların, daha zayıf versiyonlarının da olabileceğini düşünüyordu. Artık nihayet bu yıldızların varlığını doğrulayabildiler. Çalışmanın baş yazarı Sydney Üniversitesi'nden Yagoang Li, "Samanlıkta iğne aramaya benziyor," dedi. Normal dev yıldızlardan oluşan bir denizde gizlenmiş, 40 kadar zayıf kırmızı dev bulduğumuz için, son derece şanslıydık. Bu zayıf kırmızı devlerin ya boyutları ya da kütleleri, normal kırmızı devlerden daha küçük oluyor. Bilim insanları bu tuhaf küçük yıldızların, nasıl bu kadar küçük olabildiğinden hala emin değil. Fakat bu yıldızların çoğu, iki yıldızın yerçekimiyle birbirine bağlandığı, çift yıldızlı sistemlerde bulunuyor ve, küçük yıldızların bu durum sonucunda barındırdıkları maddenin, bir kısmını kaybetmiş olması muhtemel. Li, nispeten küçük kırmızı devler söz konusuysa, bir eşlikçinin varlığının da, olasılıklar dahilinde olduğunu düşünüyoruz dedi. En yaygın kırmızı devler RGB adlı bölgenin sonundadır, ancak hala hidrojenin helyuma füzyonu devam eder. Diğer kırmızı devler, dead clump yıldızlar, sürecin soğuma aşamasındaki, çekirdeklerinde helyum-karbon füzyonu yaparlar ve, asimptotik dev aşamasındaki yıldızlar, çekirdeklerinin dışında helyum yanan kabukları olan, karbon-oksijen çekirdekli ve bazen de hidrojen yanması olan kabuklu olanlar. En yakın kırmızı dev Gamma Crae'ye, 88 ışık yılı ileridedir ancak, bir şekilde kırmızı dev olarak tanımlanmış turuncu yıldız Arcturus 36 ışık yılı ötededir.